Herkese merhaba, ben Cem Ozan. Bugün efsanevi filmler arasında bulunan Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin ilk filminin, Yüzük Kardeşliği'nin özetini konuşacağız. Her şey muhteşem yüzüklerin yapılmasıyla başlıyor. Elflere, cücelere ve insanlara güç yüzükleri verilir. Karanlık Lord Sauron, diğer yüzüklere hükmetmek ve Orta Dünya'yı yönetmek için Hüküm Dağı'nda tek yüzüğü gizlice döver. Sauron'un karşısında kimse duramaz. İnsanlar ve elfler arasındaki son ittifak, Mordor'da Sauron'un güçleriyle savaşır. Bu savaşta Gondorlu Isildur, babasının kırılmış kılıcıyla Sauron'un parmaklarını kesmeyi başarır ve böylece Sauron yenilir. Sauron bu yenilgisiyle ruh formuna geçer. Yüzüğü alan Isildur, yüzüğün etkisine kapılır ve onu yok etmez. Isildur ve adamları orklar tarafından pusuya düşürülür. Yüzük, Isildur'a ihanet eder ve ölümüne neden olur. Böylece 2500 yıl boyunca yüzüğü kaybolur. Ta ki Gollum tarafından tesadüfen bulununcaya kadar. Gollum yüzüğü 500 yıldan fazla bir süre saklar. Yüzük Gollum'a uzun bir hayat verir. Ancak bir zamanlar insan olduğunu unutturur. Sonunda güç yüzüğü Gollum'u da terk eder. Bilbo Baggins tarafından karanlık bir mağarada bulunur. Bu olaydan tam 60 yıl sonra Bilbo Baggins köyü Shire'de doğum günü partisi verir. Eski dostu Gri Gandalf da gelmiştir. Gandalf, Bilbo'da farklı bir şeyler olduğunu sezer. Bilbo, Shire'i terk etmeye karar verdiğini açıklar. Gandalf'a bu gecenin unutulmayacak bir gece olacağından bahseder. Doğum günü partisinin sonunda bir konuşma yapar. Konuşmasının sonunda bir anda ortadan kaybolur. Gandalf dahil herkes şok olmuştur. Gandalf, Bilbo'nun eve gideceğini tahmin edebilmiştir. Bilbo her şeyi Frodo'ya bırakacağını söyler. Gandalf, yüzüğü bırakıp bırakmayacağını sorar. Bilbo, yüzüğü bırakmakta zorlanır. Bunun çok zor olduğunu söyler ve sinirlenir. Yüzükten kıymettim diye bahseder. Gandalf'la tartışırlar. Gandalf, yardım etmek istediğini söyler. Ve Bilbo çok zor olsa da yüzüğü bırakır. Gandalf, bunun Sauron'un yüzüğü olabileceğinden şüphelenir. Ve düşünmeye başlar. Bu sırada Frodo eve gelmiştir. Gandalf, araştırma yapmak için gider. Frodo birçok soru sorar fakat cevaplamaz. Bu arada orklar Gollum'u yakalamış ve yüzüğün yerini öğrenmek için işkence etmiştir. Gollum, şair ve Baggins kelimelerini söyler. Sauron'un adamları yüzüğü bulmak için yola çıkar. Sauron'un savunma hatlarını yarıp Orta Dünya'yı ele geçirebilmesi ve karanlığa gömebilmesi için sadece bu yüzüğe ihtiyacı vardır. Üstelik yüzük de sahibine ulaşmaya çalışıyordur. Gandalf Frodo'ya yüzüğün artık uyandığını, efendisinin çağrısına kulak verdiğini söyler. Frodo korkar ve yüzüğü Gandalf'a vermek ister. Gandalf yüzüğü almak istemez. Frodo'ya hemen şairi terk etmesini söyler. Bu sırada Gandalf, ak büyücü Saruman'ın yanına Isengard'a gidip danışacaktır. Onları gizlice dinleyen Sam'i fark ederler ve Sam de Frodo'ya katılır. Kasabada Gandalf'ı bekleyeceklerdir. Gandalf Frodo'ya yüzüğü asla takmamasını, yoksa Sauron'un uşaklarını kendine çekeceğini söyler. Ayrıca Baggins ismini katiyen söylememelidir. Sonrasında yanlarından ayrılır. Gandalf Saruman'ın yanına Isengard'a ulaşır ve ona yüzüğün yıllarca Bilbo'da olduğundan bahseder. Fakat Saruman'ın ihanet içinde olduğunu fark eder. Saruman, Gandalf'a Sauron'a katılmayı teklif eder. Gandalf kabul etmez ve savaşırlar. Gandalf yenilir. Frodo ve Sam, Gandalf'la buluşacakları yere doğru ilerlerken Merry ve Pippin'le bir tarlada karşılaşır. Tarlanın sahibinden kaçarken dokuzlar diye bilinen Nazgullarla karşılaşırlar. Frodo, yüzüğün etkisiyle neredeyse yüzüğü parmağına takacaktır. Sam, bunun olmasını engeller. Bir an önce Gandalf'la buluşacakları Biriye gitmelidirler. Nazgul'dan son anda kurtulurlar. Biriye vardıklarında Gandalf'ı sorarlar. Ancak Gandalf gelmemiştir. Çünkü tutsaktır. Gandalf'ı beklerken yol gezer denen biri hobbitleri dikkatlice izlemektedir. Sarhoş olan Pippin yapmaması gereken bir şey yapar. Ve Frodo Baggins'in ismini oradaki herkese söyler. Frodo Pippin'i susturmak için koşarken ayağa takılır ve düşer. Yüzük parmağından geçer. Gandalf'ın dediği gibi Sauron'un adamları yüzüğü hisseder ve onlara doğru yönelir. Yol gezer Frodo'yu alır ve üst kata çıkarır. Frodo ne istediğini sorar. Yol gezer dikkatli olmanı istiyorum. Taşıdığın teneke değil der. Bu arada Frodo'nun arkadaşları onu kurtarmak için yol gezerin odasına girerler. Yol gezer Frodo'ya Gandalf'ı beklememesini söyler. Dokuzlar geliyordur. Yol gezer onları kendi odasına alır ve dokuzlardan şimdilik kurtarır.
Nazgullar ne canlı ne ölüdürler. Yüzüğün varlığını hep hissederler. Yol gezer Ayrık Vadi'ye gitmelerine yardım eder. Frodo ve arkadaşları ona güvenmiyorlardır. Ancak başka çareleri yoktur. Gözcü Kulesi'nde geceyi geçirmek için hazırlanırlar. Yol gezer hobbitlere kılıçlar verir ve etrafa göz atmak için yanlarından ayrılır. Gece Frodo uyurken diğer üç hobbit yemek pişirir. Frodo ateşi görünce sinirlenir. Söndürmeye çalışır. Ancak çok geçtir. Nazgullar onları bulmuştur. Hobbitler Frodo'yu aralarına alır. Ancak başarılı olamazlar. Frodo yüzüğü tekrardan takar. Nazgullardan biri yüzüğü almak için uzanır. Frodo vermek istemez. Nazgul Frodo'yu elindeki hançerle yaralar. Tam bu sırada yol gezer yetişir. Frodo yüzüğü çıkarır ve acı içinde inler. Yol gezer Nazgulları uzaklaştırmayı başarır. Sam yol gezerden Frodo'ya yardım etmesini ister. Frodo zehirli Morgo bıçağıyla yaralanmıştır. Ona elf ilacı gerektiğini söyler ve Frodo'yu kucaklar. Umutsuzca koşarlar. Ayrık Vadi'deki elflere 6 günlük yolları vardır. Kavuşmaları imkansızdır. Sauron, Saruman'dan kendisine layık bir ordu yapmasını istemiştir. Saruman vakit kaybetmeden işe koyulur. Isengard'taki ağaçları keserler ve Isengard'ı madene çevirirler. Burada kılıçlar, zırhlar ve savaşçılar yetiştirilir. Bunlar yaşanırken Gandalf'ın tutsak olduğu yere bir kelebek gelir. Gandalf kelebeği yakalar ve ona bir şeyler fısıldar. Frodo iyice güç kaybetmiştir. Arwen adında bir elf yanlarına gelir. Frodo'nun durumunun iyi olmadığını, onu acilen babasının yanına götürmeleri gerektiğini söyler. Arwen Frodo'yu kendi altına alır ve yola çıkar. Arkalarında Nazgullar onları kovalar. Arwen neredeyse yakalanacaktır. Nehre ulaştıklarında Nazgullar ona doğru ilerler. Arwen bir elf büyüsü yaparak Nazgulları alt etmeyi başarır. Frodo'nun artık dayanacak gücü kalmamıştır. Sonraki sahnede Frodo gözlerini Ayrık Vadi'de açar. Arwen'in babası Elrond onu iyileştirmiştir. Üstelik Gandalf da gelmiştir. Gandalf Frodo'ya neredeyse öleceğinden bahseder. Biriye neden gelmediğini ve Saruman'ın elinden nasıl kaçtığını anlatır. Frodo yapması gerekeni yapmıştır. Yüzüğü Ayrık Vadi'ye getirmiştir. Bunun verdiği mutlulukla Ayrık Vadi'nin tadını çıkarır. Şimdi yüzüğe ne yapılacağına karar verme zamanıdır. Elrond, Gandalf'a yüzüğün Ayrık Vadi'de kalamayacağını söyler. Güçleri Sauron'a yetmeyecektir. Bunun Orta Dünya'nın ortak tehlikesi olduğunu ve kararın Konsey tarafından alınacağını söyler. Gondorlu Boromir yüzüğü kendisi için ister. Yüzüğü Sauron'a karşı kullanalım der. Ancak Aragorn yüzüğü sadece Sauron'un kullanabileceğini söyler. Yüzük yok edilmelidir. Böylece Sauron da tamamen ortadan kaybolacaktır. Cüce lider Gimli yüzüğe baltasıyla vurur. Balta paramparça olur. Yüzükse sağlamdır. Elrond yüzüğün sadece Mordor'da yok edilebileceğini söyler. İçlerinden birinin onu Mordor'a hükümdağına götürmesini ve dağın kalbine atması gerektiğini söyler. Konseyde bunu saçma bulanlar olur. Kimse bir diğerine yüzüğü vermek konusunda güvenmiyordur. Yolda yüzüğün Sauron'un eline geçme riski vardır ve tartışma çıkar. Bu sırada Frodo yüzüğü Mordor'a götürmeye gönüllü olur. Fakat yolu bilmediğini söyler. Diğerleri de bu yolculukta ona eşlik etmek ister. Böylece yüzük kardeşliği oluşur. Yola çıkmadan önce Bilbo Frodo'yla hem vedalaşır hem de kendi eşyalarını verir. Kılıcı orklar yakınlarda olunca mavi şekilde parlıyordur. Zırhı ejderha derisi kadar sağlamdır. Ayrıca tüy kadar hafiftir. Yola çıkarlar. Grup kaynaşmaya başlar. Gondorlu Boromir hobbitlere kılıç kullanmayı öğretir. Saruman boş durmamaktadır. Grubu takip edebilmek amacıyla gözcülerini yollar. Gandalf, Saruman'ın adamlarına yakalanmamak için Karadras geçidine doğru grubu yönlendirir. Ancak burası zorlu ve çetin bir bölgedir. Saruman bu yolu daha fazla zorlaştırmak için büyü yapar. Gandalf karşılık verse de Saruman'ın büyüsüyle baş edemez. Grup ölümle burun burunadır. Gimli dağın altından gitmeyi teklif eder. Yani Moria yolundan. Burası Gandalf'ı düşündürür. Kararı yüzük taşıyıcısına bırakır. Frodo Moria madenlerini seçer. Madenlere giriş kapısını bulurlar. Uzun bir süre bilmeceyi çözmeye çalışırlar. Bu arada kapının yanındaki suda bir hareketlilik fark edilir. Frodo bulmacayı çözer ve kapı açılır. İçeri girdiklerinde Gimli akrabalarının konukseverliğinden bahseder. Ancak goblinler herkesi öldürmüştür. Buranın güvenli olmadığını fark edip dışarı çıkmaya karar verirler. Sudaki hareketliliğin nedeni o an belli olur.
Yaratıkla girdikleri mücadele nedeniyle madenlere tekrar girmek zorunda kalırlar. Kapı yıkıldığı için madenlerden geçmenin dışında bir çareleri artık kalmamıştır. Goblinlere yakalanmadan geçmeyi deneyeceklerdir. Çıkışa 4 günlük yol vardır. Olabildiğince sessiz şekilde yol alırlar. Goblinlerin fark etmesi sonları olacaktır. Gimli, kuzeni Balin'in mezarını bulur. Gandalf, cücelerin notlarını okumaya başlar. Notlarda neler yaşandığı, orkların nasıl saldırdığı anlatılıyordur. Bu sırada Pippin bir iskeletle sorumsuzca oynamaya başlar ve iskeletin başı bedeninden koparak kuyudan gürültüyle düşmeye başlar. Henüz ne olduğunu anlamadan bu sefer de iskeletin bütün bedeni kuyudan aşağı düşer. Uzun bir süre devasa bir ses çıkar. Ses tüm madenden yankılanır. Gandalf Pippin'e çok sinirlenir. Goblinlerin fark etmemesini ummaktan başka çareleri yoktur. Davul sesleri duyulmaya başlar. Goblinler fark etmiştir. Frodo'nun kılıcı mavi şekilde parlıyordur. Gimli, akrabalarının intikamını almak için çok heveslidir. Kapıya barikat kurarlar. Fakat kapı dayanmaz. İçeriye büyük bir akın halinde orklar girer. Orklar bir mağara trollünü getirir. Çok güçlüdür. Sam'e saldırır. Boromir ve Aragorn Sam'i kurtarırlar. Fakat bu defa hedef onlar olur. Troll durdurulamıyordur. Legolas trollün üzerine atlar. Ancak troll ondan kurtularak Frodo'nun peşine düşer. Aragorn Frodo'yu kurtarmaya çalışır. Troll Aragorn'u bayıltır ve Frodo'ya büyük bir mızrak saplar. Troll sonunda öldürülür. Herkes Frodo'nun öldüğünü düşünüyordur. Ancak Bilbo'nun verdiği mitril zırhı Frodo'nun hayatını kurtarmıştır. Çok zamanları yoktur. Binlerce ork üzerlerine doğru geliyordur. Koşarlar. Ancak orklar ve goblinler her yerdedir. Etrafları sarılır. Her şey bitti dendiği anda büyük bir kükreme duyulur. Binlerce goblin ve ork korkarak kaçar. Grubun içinden sadece Gandalf neler olduğunu tahmin edebiliyordur. Bu gelen Balrog'tur. Tekrar kaçarlar. Balrog onlara yetişmeyi başarır. Gandalf herkesi ince bir köprüden geçmeleri için yönlendirir. En son kendisi geliyordur. Balrog'un ilerlemesine izin vermez. Köprüyü yıkar. Balrog boşluğa düşer. Her şey bitti derken Balrog son hamlesini yapar. Kırbacıyla Gandalf'ı kendisiyle beraber boşluğa çeker. Gandalf'ın kaybına herkes üzülür. Elflerin yaşadığı bir ormana girerler. Orman elfleri onları yakalar. Krallıkta dostça karşılanırlar. Geceyi orada geçirirler. Saruman, grubun peşine elit bir Uruk-hai birliği göndermiştir. Bu sırada Frodo ve arkadaşları orman elflerinden ayrılıyordur. Uruk-hai'lar büyük bir hırsla Frodo ve arkadaşlarının peşine düşer. Verdikleri mola sırasında Gondorlu Boromir, Frodo'yu yalnızken yakalar ve halkının iyiliği için yüzüğü ister. Boromir yüzüğün büyüsü altındadır. Frodo yüzüğü vermez. Boromir, Frodo'nun üzerine atlar. Frodo yüzüğü takarak kurtulur. Artık kimseye güvenmiyordur. Tek başına yüzüğü Mordor'a götürmeye karar vermiştir. Uruk-hai'lar onlara yetişir. Aragorn Frodo'ya zaman kazandırmak için tek başına savaşmaya başlar. Uruk-hai'ların asıl hedefi hobbitlerdir. Pippin ve Merry Frodo için kendilerini feda ederler. Tam öldürülecekleri anda Gondorlu Boromir gelir ve onları kurtarır. Ancak fazla dayanamaz ve birkaç okla öldürülür. Pippin ve Merry'nin Frodo olduğu düşünülerek esir alınır. Bu sırada Frodo Mordor'a doğru tek başına yola çıkıyordur. Sam inatçı şekilde Frodo'yu takip eder. Yüzme bilmemesine rağmen boğulma pahasına Frodo'ya ulaşmaya çalışır. Frodo Sam'in ısrarına dayanamaz ve onu da yanına alır. Artık Aragorn, Legolas ve Gimli Frodo'yu izlemeyecektir. Pippin ve Merry'i kurtarmak için kaçan Uruk-hai'ların peşine düşerler. İlk film böylece sona eriyor. Bu videoyu beğendiyseniz bana destek olmak için kanalıma abone olabilir ve bu film hakkındaki düşüncelerinizi yorum olarak paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Cem Ozan. Hoşça kalın.